Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında hayata geçecek geniş zeminli bir reform paketi çalışmalarımız sürüyor. Yatırım ortamını iyileştirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. YÖİK'teki çalışmalarımızla şeffaf ve daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sunarak Türkiye'nin güvenli liman olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermekte kararlıyız. Ben bu vesileyle Macar dostlarımızın huzurunda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın diyorum. Değerli basın mensupları, Macaristan Türk misafirperverliğine en yakından şahit olan ülkelerden bir tanesi. Son 2 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerimiz önemli ölçüde ivme kazandı. Hem özel sektör hem de kamu olarak toplantılar, görüşmeler ve konferanslarla birçok kez bir araya geldik. Önemli işbirlikleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Yakın süreçte medikal sektöründe faaliyet gösteren 2 Macar firması Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Daha önce Polonya ve Romanya'da önemli işlere imza atan Türk firmalarımız Macar hükümetinin yeşil otobüs projesiyle ilgileniyor. Macaristan'daki çok önemli projeleri de hayata geçirilen çok başarılı Türk firmalarımız var. Bugün konuştuk. Çok önemli bir cam sektöründe çalışan firmamız Macaristan'da yatırım yapmayı planlıyor. Bu konuda kendileri ellerinden gelen bütün yardımı gösterecekler. Biz de o firmamızın önünü açmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu şekilde gerçekten iki ülke arasındaki yatırımlar her geçen gün artıyor ve buradaki ilkemiz açık ve net kazan kazan ülkesi. Hem biz kazanıyoruz hem Macaristan kazanıyor. Biz bu ilişkiden memnunuz ve ben diyorum ki burada açık bir şekilde dostumun huzurunda Türkiye'deki Macar yatırımları bize emanet ve ben biliyorum ki oradaki Türk yatırımları da değerli dostuma emanet.